biliyor musun? Ayfer'den mesaj. Hayatta nefes aldıkça Turgay beni unutamaz. Tamam mı? Tamam hanım, her şeyi bildiği için konuşuyor. Allah, o kendi kendine yazıyor, konuşuyor demek. Ben ona hiçbir lafım kalmadı. Hiçbir lafım kalmadı. Ben şimdi hakaret etsem de şey yapsam da ben suçlu oluyorum. Etme etme, doğum günüm bugün. Bak oraya yazmış çocuk. Hayatımın tek kadını yazmış. Evet. Al o pastayı şöyle göster bak, hayatımın tek kadını. Dolaş şu stüdyonun içinde. Oh! Heh. Bak. Bak, bak, bak. Kimmiş hayatındaki kadın? Bak. Bak. Oku. Heh. Şunu iyice oku. Turgay'ın hayatındaki tek kadın kimmiş? Benim. Ben. Sen boş boş konuş, otur. Nergis. Tamam. Anasına da göster, okut. Bak bak, oku de. Çok yaklaşmadan. Bana o yazılar hiç par etmez. Oh, sana yazdı mı böyle oğlun? Yazmasın, gerek yok. Beni hatırlayan hatırlar. 12'ni de eşi hatırlasın ya. Yazsın, sevdiği kadın yazsın. Hayatımın tek kadını desin. Ne var canım? Sen anasısın, o da sevdiği kadın. Ne kadar kadın. Da olsa oğlum, acıma duygusu var, onu biliyorum. Zayıf noktası var. Hatta bir tane de ufak bir hediyem vardı yanında, onu da takayım ben sana. Onu unuttum. Geri onu şey etmek ne vardı? Için acıyor. Şiir mi? Yok, şiir de var aslında. Ben cebimde şiir de gezdim. Oku hadi, kalk da oku. Hadi. Şu hediyeyi takayım. Hediyesini de almış çocuk. Şöyle geçin karşılıklı. Gel bakayım, evet. Gel şöyle, dur orada, gel annem. Şöyle karşılıklı. Kimse ha. Yanlış anlamasın, bu arada gerçek ha. Sahte falan değil. Bu arada gerçek, göster. Ha. Oh, gördün mü? Tamam hanım, gerçek diyor. Vallahi da gerçek. Göster kız bileğini kaynanana. Şiir de okusun çocuk. Benden aldığım parayla sana hediye almış işte. El mikrofon nerede? Çocuk şiirini de okusun. Dur karşısında Nergis. Melisa, teşekkür ederim bebeğim, sağ ol. Al oğlum. Mikrofonum vardı. Yok, bundan oku. Biraz şey yapın. Güzel ayarlayın mikrofonu da. Al sevdiğin kadını karşına. Gözlerine bakarak yani. Oku şiirinde. Aynı çocuk gibi sevmişim seni. Beklentisiz ve şairisiz. Sen benim arayıp da bulduğum değil, hiç aklımda yokken aşık olduğumsun. Bazen öyle bir gelir ki bütün gidenlere teşekkür edersin. Ben seni ne dağlara ne de boğulacağımlara yazdım. Ben seni yüreğime yazdım. Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur. Seni ne zaman unutacağımı sorma. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Aşık olduğun zaman ilk görüşte değil, her görüşte aşık olacaksın. Aşk seninle güzel bir tanem. Sen benim ömrüme ömür katan nefesimsin. Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır. Benim şiirlerim çay kokar, düşlerimde sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen. Kapat gözlerini, ellerini aç, yüreğim senindir. İster cam kenarına koy, güneş alsın. İster can kenarına koy, hep sende kalsın. Oh. Sar o sevdiğin kadına, öp alnından. Dans edin. Ver mikrofonu bana. Dans edin. Ben kayboldum sanmıştım sen değil. Görür görmez anladım hemen. O anda sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı. Sahip çıkmışsın canım, eksik olma. Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. Oysa yerini bile unuttum hani değil. Bazen hayat vermek ister aldıklarını. Mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi.
en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkür ver aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Bir de şurada aşk yok diyorsun. Daha nasıl aşk olsun? Bak ne güzel yakışıyorlar. Nergis'in abisinden mesaj. Nergis orada gurbette olduğu için Tamam Hanım onu çok eziyor. Bilsin ki o sahipsiz değil. Nergis, Turgay'ı tut, elinden getir. Ay canım ya. Abin sahipsiz değil diyor. Bak doğum gününde kızı ağlattınız. Al gel diyor sevdiğine diyor. Ailesine karşı çok şey olduğunu biliyorum zaten. Ben onları yakıştırıyorum birbirine. Sevgilerine de inanıyorum. Sen inanmıyor musun? İnanıyorum ya. Bu kadar gözyaşı dökmesine de üzülüyorum. O sevgisine dökmüyor ki. O ailesine döküyor. Ayrı kalacak. Sevgimi de çok döküyorum. Yok. Sen inanılmaz mı geliyorsun? Sen hırsından ağlarsın, her şeyden ağlarsın, ondan ağlarsın, bundan yok. Ben sana baştan beridim gözyaşları. Baştan beri inanmıyorum zaten inanma, gözyaşların inanma. O ayrı bir konu da. Ben bundan sonra sana hiçbir şey ısrar etmem. Etmem. Bak ne güzel ailen de bir adım atmış. Git ailene kavuş. Burada harcayacak. Yalnız çık gel dememiş, tut elinden getir demiş. Yani burada biraz da benim gönlüm biraz rahat oldu. Hani en azından bana beni sahipleniyorlar gibime geliyor. Yani, evet, ya onay evet, almışsın yani biraz ve çünkü abisi soğuk bakıyorlardı. Buraya gelin diye demesin. Sahiplenmesin ki senin gibi bir damat bulmuşlar da. Ya neyim var benim Allah gibi damat Allah. Derken sanki bulunmaz şeyim ben ya. Sahiplenmişler. Orada da memleketinde o kadar şey var o zaman. Sahipleniyorlarsa o zaman önce kızlarına sahiplensinler. Sana sahiplenmeye gerek yok. Senin ailen zaten var. Sana sahiplenen zaten senin ailen burada. Benim. O memleketine çağırmıyor. Başkası değil. O Rusya'da şu an. Anladın mı? Rusya'ya çağırıyor. Sana da senin ailen sahiplensin. Sahipliyorsun ben senin ailen. Abin Rusya'da mı? Rusya'da okuyor kardeşim. Rusya'ya çağırıyormuş bak. Çağırsın önce onlar kendilerine. Ne kadar uzağa gidecek oğlum? Gönderme. Göndermez misin? Göndermem tabii burada güvenemiyorum. Orada nasıl güveneceğim şimdi? Koca zaten adam ya. O zaman onay ver de evlen direkt de zaten benim korkularım da ondan değil mi? Baştan ben unuttum. Sen burada tutmak istemiyorsun. Rusya'ya göndermek istemiyorsun. Sen ne istiyorsun? Evet yani hayatımdan çık git istiyorum. Burada da tutsam zaten sonunda yine oğlum oralara sürüklenecek. Gitme sen. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen burada da tutmak istemiyorsun sen. Evini de vermek istemiyorsun, İstanbul'da da istemiyorsun. Başka şeye de götüreyim diyorsun, onda da istemiyorsun. Ne istiyorsun? Senin derdin ne? Sen istemiyorsun. Allah Allah. Oğlun istiyor beni. Biz birbirimizi seviyoruz. Bize o yeter. Ben hep bu konularda biraz sessiz kalıyorum. Gider misin sen mesela Rusya'ya? Nergis alıp gider misin? Yani merak son ettim. Bak bizim çıkmaza, Mesut vallahi Kamboçya'ya gitti. Çıkmaza girersem yani giderim. Biliyorsun son değil mi Turgay? Biliyorum bizim Mesut abi. Kamboçya'ya gitti. Gitti Anna'nın evet. Peşinden gitti çocuk vallahi. Siz de oraya mı yollasam acaba? Nereye? Güler Hanım'la şeyden ancak kaçırırım Neşe Hanım'la. Kamboçya'ya göndereyim sizi. Yapamayız orada. Bu kadar mı? Ailemi gözden çıkarıyorsun oğlum? Hı?
Gözüm, ya bak burada şimdi hep ailelerim. Şöyle algılanıyor. Ailemi gözden çıkartıyorsun ama bir yandan da ailem beni gözden çıkartıyor yani. Ailen gözden çıkarmıyor. Ailen seni gözden çıkarsa benim burada ne işim var? Senin arkandayım demek ki. Ya benim arkamda bu şekilde durmamalısın. Benim verdiğim karara biraz saygı gösterirsin. Tamam zamanla eğer yanlışları olursa. Vallahi böyle giderse Nergis de Turgay ya Nergis'in abisinin yanına gidecekler Rusya'ya ya da Türkmenistan'a doğru hiçbiri giderler. Ben sana söyleyeyim.